Herkese merhaba. 9 Ekim Çarşamba, İstanbul'dayız. İstanbul'da 86 atın kayıtlı olduğu 10 koşulu bir program izleyeceğiz. Keyifli seyirler ve bol şanslar olsun hepimize. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor saat 13.30'da. 3 yaşlı İngiliz taylarının handikap 16 koşusu toplam 7 tay 1900 metrede koşacak. Buradaki favorim Mücahit Bayır idaresindeki 6 numaralı The Ferishtah olacak. Son ikinciliği oldukça tatminkar. Bugün için yarışı kazanmaya yakın 6. Yanına yazdığım rakip de Apprentice Salih Çelik idaresindeki 3 numaralı Luke Neves olacak. Zor bir koşu olsa da bu iki atı ben biraz ön plana çıkarıyorum. Birinci koşudaki sıralamam 6 ve 3. İkinci koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1200 metre çim pistte koşacak şartlı 4 koşuda 10 atı izleyeceğiz. 4 ve 10 numaralı atlar da ekür olarak yarışa katılıyor. Burada da yine 2 at değerlendirmemi aldım. İlki Vedat Abiş idaresindeki 3 numaralı Şanverdi. Tercihli starttan son kulvardan yarışa başlayacak. Son iki yarışında ölçü almıyorum. Biri uzun mesafeliydi Şanverdi'ye göre. Diğeri de grup yarıştı. Bu rakiplerinin yanında benim favorim oldu 3 numaralı Şanverdi. Çok güzel sprint yapıyor sonlarda ama çok gerilerden geliyor. Hani önde biri kaçar da fark yaparsa yetişmesi kolay olmaz. Öyle bir atında 10 numaralı asil özlem olabileceğini düşünüyorum. Yaklaşık bir yıl aradan sonra koştum. Nefes yönünden etkilendi. Bugün 52 kilo Hakan Yıldız'da. Buranın sürprizini yapabilir. İkinci koşuda şans verdiğim atlar 3 ve 10. Üçüncü koşuda 4 yaşlı Arap atları 2100 metre çim pistte koşacak. Burada da ekürü atları var. 5 ve 8 numaralı atlar ekürü koşacaklar. Buradaki önceliğim 4 numaralı Moğol oğlu Akın Sözen de favorim olsa da 3 numaralı Cevdet Bey 136 gün arası var sürprize öneriyorum. 6 numaralı Altın Saat ve son olarak da 1 numaralı Esen Batu'yu da yine sürprize önereceğim diğer bir at. 3. koşudaki sıralamam 4, 3, 6 ve 1. Dördüncü koşu Yedili Plase'nin de ilk ayağı. 3 yaşlı İngiliz taylarının şartlı 4 koşusu 1500 metre sentetikte 8 tay birincilik mücadelesi verecek. Buradaki favorim Apprentice ile 1 numaralı Havok olacak. Daha önce de defalarca koştu Berkant Gökçe Havok'la ve iyi de neticeler aldı. Bugün için kazanmaya yakın. Rakibinin de Ahmet Çelik idaresindeki 6 numaralı Last Shot olacağını düşünüyorum. Özellikle Ekürü'nün atları bu aralar çok formda. Son iki yarışlarında kazanmıştı Ekürü. Bugün için de 6 numarayla yine yarışa ortak olacaktır. 4. koşudaki şans verdiğim taylar 1 ve 6. 5. koşuya geldik. İkinci altılı ganyan bu koşuyla başlıyor saat 15.30'da. 2 yaşlı İngiliz taylarının dişi İngiliz taylarının şartlı bir koşusu 1200 metre çim pistte koşacak 10 tay. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Burada da 3 tay değerlendirmemi aldım. İlki uzun zamandır hazırlıkta olan 1 numaralı agresif dans önceliğim oldu. Muhtemelen sürpriz çıkar. Ekürü de sevdiğim bir ekürü Ozan Şer ekürüsü. Epeydir de bu formayı görmemiştim. Bir numara favorim oldu. Sonra 9 numaralı Secret Miner. Hazırlık dereceleri olarak baktığımızda en dereceli galoplarla yarışa gelecek olan 9 numarasız olmaz. Son olarak da Erhan Aktu idaresinde yine hazırlıkları iyi olan 3 numaralı Goddess of Daisies Native Hunt temsilcisi. Şablonumda olan diğer tay 5. koşudaki sıralamam 1, 9 ve 3. 6. koşu 1. altılı ganyanda son ayağı Ribella koşusu. Şampiyon Ribella koşusu. Şahane bir attı. Dişilerin koşacağı handikap 21 koşu 1600 metre çim pistte 9 safkan birincilik mücadelesi verecek. Burada 5'ini ben değerlendirmeme aldım.
Bunların ilki Akın Sözen idaresindeki 5 numaralı Kan Kan Baby benim favorim. Özellikle pistte yumuşak olursa yağmur gözükmüyor ama geçen gün yağmıştı, hani yumuşak olur mu pist biraz zor ihtimal olsa da yine de favorim 5 Kan Kan Baby. Sonra 4 numaralı Diamond Brothers sürekli tabelanın içinde Mertcan Çelik'le 5'in ilk rakibi. 6 numaralı Osalima son yarışını çok güzel rahat kazandı. Buradaki rakibi 9 numaranın önünde ve 61,5 kiloydu Adem Arslan'dan. Bugün içinde yazmadan olmaz. 2 numaralı My Little Girl daha zorlu rakiplerle koştu. Son olarak da İzmir'den gelecek olan 3 numaralı Lady Miram diyeceğim. 6. koşudaki sıralamam 5, 4, 6, 2 ve 3. 7. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus şartlı 5 koşu 9 atlı yarışa kayıtlı. Tek olarak önereceğim safkan bu koşuda olacak. O da Gökhan Kocakaya idaresindeki 6 numaralı Pranayama olacak. English Channel AP Indy şahane bir orijini var ama şu ana kadar en azından bana göre orijininin hakkını göstermedi. Bugün için kazanıp moral bulacağını düşünüyorum. Tek diyorum 6 numara için. 7 numaraya da dikkat diyorum. Hani iyi bir start çıkışı yaparsa muhakkak fotolayacaktır. Şablon olarak 6 numaralı Pranayama'yı şablonumda tek bıraktım. 8. koşu İstanbul'un kurtuluşu kısa vade 9-2100 metre çim pistte 8 at yarışa kayıtlı. Buradaki favorim yine Gökhan Kocakaya idaresindeki geçen yılın da galibi, geçen yılın bu koşusunun galibi 4 numaralı Soydere yine favorim olacak. Sonra 2 numaralı Karpiz. Karpiz değil tabii, Kapris. 29'da 21'i yaptı. Şahane bir performansı var ama son iki yarışında kötü. Aslında Kaizbert temsilcileri son günlerde de biraz durgun gibi hatırlıyorum. Dolayısıyla 4'ü rakip öneriyorum 2'yi. Son olarak da çok formda. Mesafe biraz uzun gelebilir ama yine de önereceğim 6 numaralı Berke'nin kızı Vedat Abiş'te. Yine yazmanızı öneririm. Sıralamam 4, 2 ve 6, 8. koşuda. 9. koşuda 3 yaşlı Arap Tayları 1400 metre çim pistte koşacak şartlı 3 koşuda 8 tayı izleyeceğiz. İkisinin arasında geçeceğini düşünüyorum yarış. Bunların ilki 1 numaralı Sakallı Savaşçı. Daha zorlu rakiplerle koştu. Bu rakiplerinin yanında Akın Sözen'le favorim 1. Rakibinin de Erhan Aktu idaresindeki 7 numaralı Turnada olacağını düşünüyorum. Bir Odinan temsilcisi. Çim pistte ilk kez koşacak. Koşması lazım. Baktığımızda Odinan 6 numarada Odinan temsilcisi. 6 numarada sanki 3. olacak gibi bir hali var. Bana öyle geldi en azından. 9. koşuda şans verdiğim taylar 1 ve 7. 10. ve son koşu 2 yaşlı İngiliz taylarının şartlı birin bölünen diğer ayağı. Burada da toplam 10 tay ilk kez sahaya çıkacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 5 tay değerlendirmemi aldım. İlk olarak Halis Karataş idaresindeki Touch the Wolf temsilcisi 4 numaralı Clay Wom Elbe önceliğim oldu. Sonra 6 numaralı Pearl of Paradise Nativan temsilcisi Gökhan Kocakaya ile yine yazmanızı öneririm. Çok da başarılı abileri var anneden. Ottova ve Make Me Fire gibi. Hazırlıkları da iyi. İyi de bir ekürünün tayı 6. Hazırlık olarak baktığımızda en iyi derecelere sahip 9 numaralı Smart Cat Ahmet Çelik'le 3. tercihimde öneriyorum. Muhammed Mirbilgin idaresindeki 3 numaralı Felix Perla burada sürprizi yapabilir. Son olarak da 5 numaralı Last Interest yine iyi bir ekürünün tayı Lineart temsilcisi 5. sırada öneriyorum. 10. koşudaki sıralamamda 4, 6, 9, 3 ve 5 oldu arkadaşlar. Şablonum da bu şekilde. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bol şanslar.